Herkese merhabalar değerli Dost Derneği ailesi. Barınağımızdayız. Evet değerli arkadaşlar şimdi şeyi bitirdik. Fayans işini bitirdik. Şu halimize bak. Yani böyle bir şey yok, çıkmıyor bunlar arkadaşlar. Fayans yapıştırıcısından dolayı çıkmıyor. Evet sadece süpürgelikler kaldı. Boyası, badanası kaldı işin. Her taraf bitti bakın. Depo kısmı bitti. Şurası diyor, orası bitti. Şöyle bir göstereyim. Şuradan da bir cam yeri açacağız. Bunu kalıp gibi kestik arkadaşlar. Bildiğiniz kestik. Evet. Şöyle fayans kalibudur işi bitti. Elektrik tesisatına kadar her şeyi yaptık. Çatısı yapılacak. Yani şu çatı tavan kapatılacak. Betopanla kapatacağız tavanı. Ondan sonra bu kedi yerlerine bu kapılar takılacak. Plastik kapılar. Şura gibi. Minnoşlar. Şura gibi kapılar takılacak. Bunun etrafı sıvanacak. Biraz daha işleri var. Ama ufak tefek. Kedi yerini bitti diye düşünüyoruz arkadaşlar. Elektrik tesisatını yer altından geçireceğiz. Şura gibi. Bakın burada şu betonun altından geçiyor. Bu beton parke taşını sınırlandıran şey. Yani parke taşını buradan böyle döşediğimizde buraya kadar şurada sınırlandırılacak. Bu tarafa betonla ilgili bir şey yapmayacağız. Barınağın ana kısmına, tedavi bitenler kısmına yani. Çocuk parkı alanımız burası. Ve arkadaşlar en önemli alan işte burası. Hepsini birer 1.80 1.80 doğrulacak. Ve bu burada kalan hayvanlar için bir izolasyon da olacak. Yani rüzgar çarptığında direkt kapıdan zaten girmesin diye yanlara yaptık. Yani şurası şöyle koruma alanı bakın. Buraların badanaları yapılacak tekrardan. Çiçeklendirilecek olan alan. Belki de şeylerimizi, saksılarımızı koyarız buralara. Saksıları o tarafa koymuştuk. Ancak inşaattan dolayı çok ilgilenemediğimiz için çiçeklerimiz çok kurudu hepsi. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Şu güzelliğe bakın. Bir dalda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gül var. Çok güzel bir şey. Harika bir şey. Evet, şu güzelliğe bakın. Bir de şu güzelliğe bakın. Şu hale bakın. Bu nedir böyle? Çıkmıyor arkadaşlar. Bir de şey çok kötü yara yapmış. Açmış her yerimi. Bu fayans yapıştırıcısı harç. Yani. Evet buranın da kuruluğunu yaptık. Şöyle ufak bir kuruluk. Çatı gibi yani elimizdeki şeylerden yaptık. Çünkü burada elektrik tesisatı var. Burası ıslanmasın diye. Ki ıslanmış bakın yağmur yağmıştı. Islanmış. Buraya su gelmesin hemen burayı kapattık. Baksan yaramazlar. Evet sırıtık badiye. Ve Muğla'lı. Gel. Güneş enerjisini şu tarafa taşıyacağız. Şu kısma şöyle göstereyim orayı hemen. Yani bir elektrik odamız olacak. Altı beton, yanı beton, her tarafı beton. Daha izole. Sistemi buraya taşıyacağız. Evet değerli arkadaşlar, şuraya için desteklerinizi bekliyoruz. Yapmaya hazırız. Ancak malzeme yok şu an. Buraya başlayacağız. Buranın altyapı sistemi, altyapı tesisatı, gideri yani. Ondan sonra su tesisatı, elektrik tesisatı, her şey hazır. Bir tek başlaması kaldı. Şu araları bölüp ondan sonra buraya camları alacağız. Ve duvar olması, tuğladan olması yani bölüm bölüm olması çok daha iyi olacak. Çünkü
Rüzgar direkt olarak bu tarafa çarpmamış olacak. Bu çok iyi bir şey. İhtiyacı göre üzerine belki ondolin de koyabiliriz. Ama sonra yani şu an kapalı alan burası. Şöyle daha neresi boş? Her tarafta gerçi malzeme var ama. Bakın burada şeylerimiz, straforlar falan var. Kapalı alan burası. Ondan sonra açık alanda küçük bahçesi de burası olacak. Daha boş bir yer var mı acaba? Evet, burası var. Bayağı büyük. Yani şu alan şöyle buranın koruma alanı. Köpeğin yuvası bu tarafta olacak. Burada zaten tedavisi devam eden hayvanlar olacak. Şuralar kapatılacak arkadaşlar. Tabii ki böyle çatı yapılacak yani şu çatı için. Şey çatı diyorum tavan için. Bu boşluklar bakın bu sıfırdan böyle itibaren böyle şey çekilecek. Şöyle göstereyim onu da nasıl yapılacak. Kedilerin yerinde biz yapmıştık. Buralara tabii kaldırım taşı döşeyince daha da güzel olacak. Bu cart cart ses çıkmamış olacak en azından. Şimdi mesela şöyle göstereyim kedilerin yerinden. Bu küçük alanlar çiçeklendirilecek arkadaşlar böyle sona kadar. İşte böyle olacak çatı. Ve buranın daha işi bitmemiş hali yani. Düşünün burası sıva yapılacak. Badana yapılacak. Çatısı bu şekilde olacak. Rüzgar falan girmemiş olacak. Evet, ponçikler. Ponçiklerin yeri kocaman. Bir kısmı orada, bir kısmı orada. Kayboldular yani kocaman alanda. Değerli arkadaşlar, şimdi oranın bayağı bir işi var. Biz elimizdeki malzemelerle buraları yapacağız. Depoyu. Buraya bir tane cam bulmamız gerekiyor. Bir çıkmacıdan cam bakacağım. İkinci el bir cam. Bir de buraya cam bulmamız lazım. Şuraya. İki tane cam olacak burada. İçeri girmek isterdim ama daha şey yumuşak kımıldıyor zaten. Evet. Onun için giremiyoruz şimdilik. Burayı bugün yaptım. Şu iki odayı dün yapmıştım. Bu iki odayı da bugün yaptım. Bitti. Sadece süpürgelik kısmı kaldı. Şöyle ufak bir şey yapıştırılacak. Değerli arkadaşlar, şimdi buraların işini yapana kadar buranın ihtiyacı olan maddi desteği, buranın ihtiyacı olan maddi desteği, malzeme şeyini ihtiyacını mutlaka karşılamamız lazım ki hemen başlayabilelim. Tavan var, yerler var, yerler fayans olacak tümüyle, buralar tümüyle fayans. Yaralı, kazalı bir hayvan geldiğinde temiz bir ortamda, steril bir ortamda olacak. Şu an bütün malzemeleri koyduk. Ne kadar malzeme varsa işte hepsini koyduk. Diğer bölmelerde de aynı şekilde. Ama bunların hepsi depoya geçecek tabii ki yakında. Evet, şimdilik herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Buraya için desteklerinizi bekliyoruz. Şu 4 bölme için. 12 bölmede bölmenin tümü değil. Şu 4 bölme için. Ha bir de yavrulu bölmeyi yapacağız büyük ihtimalle. Yavrular geldiğinde rahatlıkla barınsınlar orada diye. Hoşça kalın arkadaşlar.